Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Miraç bahsinde kalmıştık. Onunla ilgili pasajı okumuştuk. Miraç meselesi üzerinde durmak üzere meseleyi bu haftaya havale etmiştik. Miraç bahsi söz konusu olduğunda üzerinde durulması gereken birkaç nokta var. Bunları şöyle toparlayalım. Birincisi, bu hadisler, Miraç'la ilgili rivayetler, hadis konusunda eser vermiş ulemanın ifade ettiği gibi mütevatirdir. Hadis usulü ulemasının kriterleri doğrultusunda mütevatirdir. Kettani bu mütevatir hadisleri toplayan Nazm-ül Mütenasir isimli eserinde Miraç hadislerini nakleden sahabileri tek tek toparlamış, 45 sahabi tespit etmiş. 45 sahabiden gelen bu rakamdan çok daha fazla Miraç rivayeti var. Çünkü bazen bir sahabi konuyla ilgili birkaç hadis nakledebiliyor. Bunlar merfu rivayetler. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek ağzından duyularak, işitilerek aktarılan rivayetler ve bunları aktaran sahabilerdir. 45 sahabi. Bu kadar sahabinin naklettiği bir hadisten şüphe duyabilir miyiz? Normal bir Müslüman zihni, bir Müslüman algısı böyle bir vartaya düşmez. Onun için de tarih içerisinde Miraç rivayetlerini inkar edene pek rastlamıyoruz. Tek tük olmuş Miraç hadislerini inkar eden münferit çıkışlar olmuş ama günümüzde olduğu gibi bu rivayetlere çok fazla sayıda insanın itiraz ettiğine, bunları inkar ettiğine, bu mucizeyi kabul etmediğine tarih içerisinde böyle kitlesel olarak, kitlesel bir hareket olarak rastlamıyoruz. Bunun üzerinde tabii durmak lazım. Niye Miraç rivayetlerini inkar ediyorlar günümüzde? Genellikle hadis meselesine sıkıntılı, problemli bakan insanların gerekçeleri Kur'an'a aykırılık, akla aykırılık, bilimsel verilere aykırılık. Bir de bu rivayetler haberi vahittir, mütevatir değildir. Haberi vahit de kesin bilgi ifade etmez, ilim ifade etmez. Dolayısıyla bu rivayetlere inanmak zorunda değiliz diyen bir kesim var. Bir kere bu hadisleri bilimsel verilerle filan açıklamaya çalışmak bir Müslüman için yapılmaması gereken bir şeydir. Bu çağdaş dönemde, modern dönemde bir takım Kur'an ayetlerini, bir takım hadisi şerifleri, bilimsel keşifler, icatlar doğrultusunda izah etme, açıklama ve bununla bir nevi bir tatmin, bir özgüven temin etme yoluna gidenler var. Bunu çok sağlıklı bulmuyoruz. Yani herhangi bir ayetin ifade ettiği şey bilimsel bir çalışma tarafından teyit edilirse bizim o ayete olan itminanımız, imanımız artıyor. Teyit edilmezse sanki o konuda bir tereddüt oluşabilirmiş gibi bir hava varsa imanımızda Allah korusun ciddi sıkıntı var demektir.
bilimsel veri ne derse desin, Kur'an ayetini teyit ederse, tasdik ederse bilimsel veriye itibar kazandırır bu. Kur'an ayetine itibar kazandırmaz, haşa. Onu kıymete, onun kıymetine kıymet katmaz. Akla gelince, Miraç rivayetlerini akla aykırı olarak ifade edebilir miyiz? En azından modern insanın bunu yapmaması lazım. Çünkü artık insanlar Plüton'a gidiyor. Yani bir takım alet edevat yapıyorlar, uzay mekikleri yapıyorlar ve çok uzun süreler uzayda kalacak şekilde istasyonlar kuruyorlar. Buradan işte Plüton'a aletler, edevatlar gönderiyorlar. Dolayısıyla insanoğlunun uzaya yolculuğu artık ayan beyan ispatlanmış bir şey. Bunu aklımız kabul ediyor. Belki bundan 100 sene evvel, 200 sene, 500 sene evvel deseydiniz ki insanoğlu aya alet gönderecek, orada istasyon kuracak, üs kuracak, şu kadar zaman orada kalacak, senelerce kalacak, kimse inanmazdı buna. Ama akıl bu tür şeyleri imkan dahilinde görür. Müslüman akıl, İslami akıl bu tür şeyleri imkan dahilinde görür. Gariptir ki insanoğlunun yaptığı alet edevatla uzaya gidip orada uzun zamanlar kalabileceğini kabul eden modern insan, modern Müslüman, İsa Aleyhisselam'ın yeryüzünden ruh beden birlikte göğe çekilmesini kabul etmekte zorlanıyor. Bunun için bir alet edevat arıyor sanki. İnsan yapımı bir şey olacak, bir mekanizma olacak. O mekanizma İsa Aleyhisselam'ı yerden alacak, göğe yükseltecek ki biz bunun mümkün ve vaki olduğuna inanalım. Bu da bizim algımızdaki, modern Müslümanın algısındaki çarpılmayı gösteren, gerçekten de çarpıcı bir örnek. Meselenin Kur'an'a aykırılığına gelince, bunu söylemek için elimizde hiçbir veri yok. Bu çok daha garip bir iddia. Yani Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir peygamberin Miraç yolculuğuna çıkarılamayacağına dair, böyle bir şeyin mümkün olmayacağına dair bir veri mi var, bir ayet mi var, bir delaleti kat'i nas mı var? Yok, tam aksini bildiren onlarca ayet var. Bizi mucizeye iman etmeye davet eden, hatta buna icbar eden ayetler var. İşte galiba asıl mesele de bu. Biz mucizeye iman etmekte zorlanıyoruz. Mucizeyi aklımızla izah etme gayretkeşliğinde ısrar ediyoruz. Aklımızla izah edemediğimiz şeyleri de inkar etmeyi tercih ediyoruz. Aslında meselenin özü budur. Allahu alem. Miraç rivayetlerini bu insanlar niye reddediyor? Çünkü mucizeye inanmıyorlar. Mucizeye inanmayan bir insanın nübüvvet inancında problem vardır. Çünkü nübüvvetin bizzat kendisi üzerinde düşünecek olsak, nübüvvet dediğimiz şeyin bizzat kendisi bir mucizedir. Bir insan çıkıyor ortaya ve ben diyor vahiy alıyorum. Bunu akılla nasıl izah edersiniz? Bir insanın fizik ötesi dünyadan vahiy aldığını, haber aldığını nasıl izah edersiniz? Akılla bunun izah edilebilir bir tarafı yok. Bu işin bizzat kendisi bir mucize. Bu mucizeyi kabul eden bir insanın, o vahyi alan peygamberin başka mucizeleri olabileceğini inkar etmesi ne akılla izah edilebilir, ne sağduyuyla izah edilebilir, ne mantıkla izah edilebilir. Bu modern döneme mahsus bir çarpılma hali. Şu da var, mucize ile nübüvvet arasında bir lazım melzum ilişkisi vardır eskilerin tabiriyle. Yani bir yerde nübüvvet varsa mucize vardır, mucize varsa nübüvvet vardır. Mucizesiz peygamber olmaz. Daha evvel de söylemiştik, bugün diyelim ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz son peygamber olmasaydı, peygamberler silsilesi devam eden bir silsile olsaydı ve bugün birisi ortaya çıkıp deseydi ki ben peygamberim, ben vahiy alıyorum, biz bu adama inanır mıydık, inanmaz mıydık?
bizi ikna etmesini isterdik. Derdik ki peygamber olduğun gibi bir iddiada bulunuyorsun. Bunu bize ispat et. Ben gökten vahiy alıyorum, bana melek geliyor diyorsun. Bunu bize ispat et. Gayıptan haber alıyorum diyorsun. Bunu bize ispat et. O peygamber davasını bizi ikna etmek için ispat etmek zorundadır. Bunu da mucizeyle yapacak. Başka neyle yapacak? Nübüvvet davasının topluma, insana, muhataplara ispatının başka bir yolu yok ki. Bugün Amerika'da bir adam var, İskender Evrenesoğlu diye bir adam, peygamber olduğunu iddia ediyor. Diyelim ki öyle bir dönemde yaşasaydık, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gelmemiş olsaydı, peygamberler silsilesi devam ediyor olsaydı, bu adam ortaya çıkmış olsaydı, biz bunun iddiasına ne diyecektik? Eğer iddianda, davanda sadıksan, doğruysan bize mucize göster. Bizi sana inanmak zorunda bırak yani. Bizi karşı koyamayacağımız, itiraz edemeyeceğimiz bir delille ilzam et. Bunu diyecektik ki adam gösterirse peygamber değilse sahtekar diyelim. Bunun başka yolu yok. Dolayısıyla mucizeyi inkar eden insanlar bugün aslında nübüvvet meselesinin altına oyuyor. Bir garabet daha var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Kur'an dışında mucizesi yoktur derler. Fakat ne acıdır ki, ne enteresandır ki bizatihi Kur'an ayetlerinde gramer hataları, anlatım bozuklukları, tarihsel yanlışlıklar, hatalar filan bulunduğu iddiaları da havada uçuşuyor. Bu ikisini yan yana nasıl koyacağız? Eğer Efendimizin tek bir mucizesi varsa, o da Kur'an'sa ve bu Kur'an'da da gramer hataları varsa bu nasıl bir mucizedir? Aslında siz farkında olarak ya da olmayarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini tartışma konusu yaptınız. Bunu diyen ilahiyat hocaları var. Ciddi ciddi Kur'an'da gramer hatası vardır diyen ilahiyat hocaları var bugün. Bunlar aramızda çocuklarımıza din öğretiyor, tefsir öğretiyor. Tefsir profesörü bunlar. Dolayısıyla dersin sonunda yapalım soru cevabı, unutmayın da. Dolayısıyla nübüvvetle mucize arasında kopmaz bir ilişki vardır. Bir nebi varsa onun mutlaka mucizesi vardır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mucizesi var mıydı, yok muydu? Bu bir takım Kur'an ayetlerinden hareketle tartışılıyor. Zaman zaman tartışma gündemine geliyor. Burada şöyle bir ayrım yapmamız lazım. Peygamberlerin mucizeleri iki türlüdür. Birincisi helak edici mucizelerdir. Yani kavimleri peygamberlerden bir mucize ister, bir delil ister. Eğer doğru söylüyorsan şu dağı altın yap. Eğer doğru söylüyorsan şu ölüyü dirilt. Eğer doğru söylüyorsan üzerimize gökten bir sofra indir gibi. Bu bir anlamda meydan okumadır. Peygamberin peygamberlik davasına karşı bir meydan okumadır. Ve bir taahhüttür. Doğru söylüyorsan, peygamberlik davanda sadıksan bize şunu yap. Bunu şu şekilde ispat et. Bu bir taahhüttür. İspat edildiği anda iman etmezse helak olur. Nitekim geçmiş kavimler içerisinde helak olanların hep böyle bir süreç sonunda helak olduklarını biliyoruz. Peygamberlerinden mucize istiyorlar, kendilerine mucize gösterildiği halde inkarda ısrar ediyorlar ve bu suretle kendi sonlarını hazırlamış oluyorlar. Böyle helak edici mucizeler Efendimiz'e verilmemiştir. Neden? Çünkü artık ondan sonra peygamber gelmeyecek. Daha evvelki peygamberler için bu varittir, vakidir. Çünkü peygamberlerin ardı arkası kesilmedi, devam edecek. Onlar inkar etse bile arkalarından gelen bir peygamber yeniden tebligatı devam ettirecek. Onu inkar etseler bile başka biri devam ettirecek. Ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle birlikte bu süreç sona erdiğine göre, ondan sonra artık peygamber gelmeyeceğine göre, ondan mucize isteyip de inkarda devam eden kavim helak edildiği anda tebliğ kendi kendini yok etmiş olur. Onlar helak olduğunda peygamber kime tebliğde bulunacak?
Yani düşünün ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'e gitti. Tebligatını orada sürdürdü, yürüttü. Fakat onu inkar ettiler. Hemen o anda Taifliler helak olsaydı. Biz biliyoruz ki Siyer'den Arap Yarımadası'nda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in vefatından hemen sonra kitlesel bir irtidat süreci yaşandı ve bu süreçte birkaç kabile dışında, birkaç bölge dışında bütün Araplar irtidat ettiler. İşte o imanda ısrar edenlerden birisi de Taif bölgesinin Araplarıydı. Yani Efendimiz o anda onların helakı için beddua etseydi, o anda helak olsalardı, onun vefatı esnasında ve sonrasında irtidat eden Araplar arasında imanda müstekar, ısrarlı bir şekilde duran tek tük Arap kabileleri içerisinde Taiflileri göremeyecektik. Bu imanın son derece tehlikeli biçimde zayıflaması demekti. Müminler Taifesinin son derece büyük bir azınlık durumuna düşmesi demekti. Çoğaltabiliriz örnekleri. Dolayısıyla Efendimiz'e bu tarz helak edici bir mucize verilmemiştir. Ama mucizeler bunlara mahsus, bunlara münhasır değildir. Başka mucizeler de vardır. Yani mesela müminlerin imanını teyide dönük mucizeler vardır. Müminlerin bir takım sıkıntılarını gidermeye dönük mucizeler vardır. Yahut müşriklerin meydan okumaları gibi bir süreç, bir ortam söz konusu olmaksızın Efendimiz'e verilmiş mucizeler vardır. Ki sadedinde bulunduğumuz İsra bunlardan biridir. Müşrikler herhangi bir iddiada bulunmadılar. Dikkat ederseniz eğer doğru söyleyen bir peygambersen hadi Mescid-i Aksa'ya git gel gibi bir iddia yok. Bu Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz'e bahşettiği, lütfettiği bir özel nimet, özel bir bağış. Dolayısıyla bu tarz mucizelerin muhataplarına iletildiğinde onların inkarına müncer olsa bile müşriklere dönük bir tarafı olan mucizelerin dahi Efendimiz'e verildiğini söylememiz lazım. İsra bunun en bariz örneğidir. Onun dışında bir takım savaşlarda Bedir'de mesela müminlerin melekler ordularıyla desteklendiğini anlatan ayetler var. Bunlar da mucize muhtevalı ayetlerdir. Müşriklerin gözünde müminler kalabalık görünüyor. Müminleri teyit eden, takviye eden, tahkim eden şeylerdir bunlar. Mucizedir. İnşallah bu mucize ile ilgili bir müstakil oturumda yapacağız. Dolayısıyla Miraç meselesi de bu cümleden olarak helak edici mucizeler dışında kalan diğer mucize çeşitlerinden birisi olarak vaki olmuştur. Burada Kur'an'a da efendim Müslüman aklına da bilimsel verilere de vesaireye de aykırı herhangi bir durum söz konusu değil. Miraç hadisesi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Medine'ye hicretinden bir süre önce vuku bulmuş bir hadise. Bu kesin tarihinin tayini ve tespiti konusunda ulema arasında ihtilaf olmuş. Tarih ve siyer alimleri ve hadis alimleri arasında ihtilaf olmuş. Hicretten 8 ay önce diyenler olduğu gibi 18 ay önce diyenler de olmuş. Bu iki zaman aralığı içerisinde farklı süreler, farklı tarihler verilmiş. Dolayısıyla burada bir ihtilaf bulunduğunu söylememiz lazım. Bazı alimlerin bunlar içinde tercihe şayan gördüğü şeyler vardır, tarihler vardır. Bir sene önce diyenler, 14 ay önce diyenler mesela böyledir. Ama genel olarak bu konuda bir ihtilaf bulunduğunu söylememiz lazım. Peki nasıl cereyan etti Miraç? Onu da bir özetleyerek hafızamızı tazeleyelim. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den o az önce sözünü ettiğimiz 40 küsur sahabiden gelen rivayetler bize diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mescid-i Haram'dayken Cebrail Aleyhisselam geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göğsünü yardı, kalbini çıkardı, onu zemzemle yıkadı.
ondan sonra hikmetle doldurdu ve tekrar yerine koydu. Mümkün midir? Mümkündür. Çünkü biz biliyoruz ki biyoenerji diye bir şey var. Adam size dokunmuyor. Sadece vücudunuzun üzerinde elini gezdiriyor ve sizde mevcut bir takım hastalıkları böyle iyileştiriyor. Dokunmuyor size. Yahut işte akupunktur dediğimiz bir şey var. Ameliyat etmeden, yara açmadan, deriyi kesmeden insanın içindeki bir takım, bedenin içindeki bir takım sıkıntıları, problemleri gideriyorlar. Buna inanan bir kalbin, buna inanan bir insanın Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şakkı sadr dediğimiz, ki o da mucizelerden birisidir, şakkı sadr, göğsünün yarılması hadisesine inanması da gerekir. Buna bunlar olmasaydı da biz inanırdık, ama bu meseleyi zihnimize, algımıza yaklaştıran bir şeydir. Dolayısıyla bu hadisenin cereyan ettiğine de inanırız. Sonra Burak isimli bir binek getirdi Hazreti Cebrail Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ki hadislerde bu Burak katırdan küçük, merkepten büyük bir binit olarak ifade ediliyor. Efendimiz ona bindi ve büyük bir süratle Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya aleykümselam intikal ettiler. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mescid-i Aksa'ya gittiğinde orada bir peygamberler cemaati mevcut idi. Onlara imam oldu ve iki rekat namaz kıldırdı. Bu namazın bizim kıldığımız gibi bir namaz olduğunu da rivayetler bize söylüyor. Daha sonra kendisine iki kap getirildi melekler tarafından. Birinde süt, birinde şarap vardı. Bu şarap, Arapça da şarap olarak ifade ediliyor. Bir tür içecek diyelim, bir tür meşrubat diyelim biz buna. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sütün bulunduğu kabı aldı, onu tercih etti. Bunun karşılığında da ona fıtratı seçtin dediler. Uygun tercih yaptın, fıtrata uygun olanı seçtin. Sonra bugün mevcut Beytül Makdis'te bir sahra, bir kaya var. O kayanın üzerinden Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Miraç denen o vasıtaya bindirildi ve onunla göklere yükseltildi. Bu kayanın aslında boşlukta duran bir kaya olduğuna dair bir takım söylentiler var. Bunların aslı esası yok. Bu kaya boşlukta duran bir kaya değil. Yere oturan bir kaya, bir kaidesi var yani. Dolayısıyla bu anlamda da bir takım şeyler bazı kişiler tarafından bazı kitaplara atfen nakledilir. Bunu da söylemiş olalım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazreti Cibril eşliğinde Burak'a binmiş, Miraç'a binmiş vaziyette, o uruç ettiği, yükseldiği vasıtaya binmiş vaziyette birinci gök katına yükseldiğinde o birinci sema katında görevli meleklerle Cebrail Aleyhisselam arasında bir konuşma geçiyor. Bu her sema katında geçecek bir konuşmadır. Cebrail Aleyhisselam kapının açılmasını istiyor. Görevli melek kimin geldiğini soruyor. O da kendisini tanıtıyor. Yanında Efendimiz olduğunu söylüyor. Ona buraya yükselmesi için Miraç gönderildi mi diye soruluyor. O da evet diyor. Bunun üzerine sema kapısı açılıyor. Orada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir adam görüyor. Sağında bir takım varlıklar var, insanlar var. Solunda bir takım insanlar var. Sağına bakınca ağlıyor, soluna bakınca seviniyor. Cebrail Aleyhisselam diyor ki ona selam ver. Selam veriyor Efendimiz ve kimdir bu diyor. Cebrail Aleyhisselam diyor ki o atan Adem Aleyhisselam'dır. Sağına bakıyor, soyundan gelecek olan cennetlikleri görüyor. Ona seviniyor, soluna bakıyor.
cehennemlikleri görüyor, soyundan gelecek olan, ona da üzülüyor. Daha sonra ikinci göğe yükseliyorlar. Hazreti Adem'le selamlaşıyor, tanışıyor. O ona hoş geldin diyor. Sonra ikinci sema katına yükseliyorlar. Orada da böyle bir konuşma geçiyor meleklerle Hazreti Cibril arasında. Orada Hazreti İsa ve Hazreti Yahya'yı görüyor ikinci sema katında Efendimiz. Onlarla tanışıyor, onlara selam veriyor. Onlarla kısa bir hatırlaşmadan sonra üçüncü kat göğe yükseliyor. Orada Hazreti Yusuf'u görüyor. Onu da selamlıyor. Onunla da kısa bir hatırlaşma faslından sonra dördüncü kata yükseliyor. Dördüncü katta İdris Aleyhisselam, beşinci katta Harun Aleyhisselam, altıncı katta Musa Aleyhisselam'la karşılaşıyor ve selamlaşıyor. Nihayet yedinci kat gök ve orada İbrahim Aleyhisselam var. Onunla da tanıştıktan, hatırlaştıktan sonra Cebrail Aleyhisselam'la birlikte Efendimiz yoluna devam ediyor. Sidretül Münteha denen bir ağacın yanına kadar gidiyorlar. Orası mahlukat aleminin adeta Cebrail Aleyhisselam'ın ulaşabildiği son noktasıdır. Sidre-i Münteha'dan öteye Hazreti Cibril geçemiyor. Bunun rivayetlerde çeşitli tavsifleri var. İşte şu kadar muazzam bir ağaç, yaprakları şöyle, dalları böyle filan gibi tavsifleri var. Bunlar tabii temsili anlatımlardır. Fakat bunun çok bir ağaç olarak tavsif edilmesi zihnimizde bir ağaç canlandırmamıza vesile oluyor, sebep oluyor ama bildiğimiz ağaçlardan çok daha mücessem, çok daha muazzam, çok daha devasa bir ağaç şeklinde bir varlık olduğu anlaşılıyor. İşin aslı Allah'ın ilminde. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Sidre-i Münteha'nın ötesine yalnız olarak gidiyor. Orada mahlukatın kaderlerini, takdirlerini yazan kalemlerin cızırtılarını işittiğini haber veriyor Efendimiz bize. Yani levh-i mahfuza yaklaşıyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bundan sonrası Kur'an-ı Kerim'de Necm suresinde anlatılıyor biliyorsunuz. Fakat Necm suresinde anlatılan fekâne kâbe kavseyni ev edna ayetleri çoğu zaman yanlış olarak Cenab-ı Hak'la Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz arasındaki bir yakınlaşma olarak anlatılır, ifade edilir. Bu büyük bir hatadır. Sümme denâ fetedellâ fekâne kâbe kavseyni ev edna, sonra yaklaştı ve sarktı, aralarındaki mesafe iki yay aralığı ya da daha yakın oldu ayetlerinin anlattığı durum Cenab-ı Hak'la Efendimiz arasındaki mesafesel yaklaşmayı anlatmıyor. Nüzul sebebi rivayetlerinden de biliyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Cibril Aleyhisselam'a Hira Dağı'ndayken kendisini asli suretinde göstermesini istemişti bir seferinde. Cebrail Aleyhisselam bütün batı ufkunu kaplayacak şekilde asli suretiyle göründü ona. Efendimiz buyurdu ki o zaman 600 tane kanadı vardı Cibril'in ve bütün batı ufkunu doldurmuştu. Sonra bu asli suretinden yeniden beşer suretine temessül ederek intikal ediyor Hazreti Cibril ve Efendimizin yanına yaklaşıyor. İşte o yaklaşma hadisesi Kabe kavseyni ev edna ayetinin anlattığı şeydir. Cibril Aleyhisselam'la Efendimiz Aleyhisselam arasındaki mekansal, mesafesel yaklaşımı anlatıyor ayet. Yoksa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Miraca yükselmekle Cenab-ı Hakk'ın yakınına mesafe olarak, mekan olarak onun yakınına gitmedi. Böyle bir yolculuk olmaz. Cenab-ı Hakk'a mekansal olarak yaklaşılmaz.
Çünkü nereye giderseniz gidin, mekan içinde bir yolculuk yapıyorsunuz. Yaptığınız yolculuk mekan içi bir yolculuk olduğu için, Cenab-ı Hak da mekandan münezzeh olduğu için o ifadenin Cenab-ı Hakk'ı anlattığını düşünmek kadar büyük bir hata olmaz. Mekan içinde yolculuk eden bir insanın, mekan içinde mesafe kat eden bir insanın mekan dışı, mekan üstü daha doğrusu olan Cenab-ı Hakk'a yaklaşacağını düşünmek büyük bir hata olur, büyük bir gaflet olur. Cenab-ı Hakk'a böyle yaklaşılmaz. Hayır, hayır, hayır. Yani mekansal ve mesafesel olarak düşündüğümüz zaman zaten bir keyfiyet atfediyoruz ona. O keyfiyetin aklımıza, zihnimize gelmesine müsaade etmememiz lazım. Evet, burada Cenab-ı Hak Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e 50 vakit namaz mükellefiyeti verdi. Efendim, Bakara suresinin son iki ayetini, ki Amenir Resulü diye yatsı namazlarından sonra okuyoruz, onları verdi. Ve bir de onun ümmetinden olup da ona şirk koşmadan ölen insanların büyük günah işlemiş olsalar bile işledikleri günahı helal saymadıkça bağışlanacaklarını, şefaate mazhar olacaklarını orada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e müjdeledi. Burada Efendimiz Cennetül Mevayı gördü. Cebrail Aleyhisselam tarafından cennet de cehennem de ona gösterildi. El-An ikisi de mahluktur, yaratılmıştır, mevcuttur. Ehl-i Sünnet inancı böyle söyler. Bu cennet ve cehennem müşahadesinden sonra bu hediyeleri de almış olarak Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tekrar 6. sema katına geldiler. Burada Musa Aleyhisselam'la karşılaştılar ki oradaydı Musa Aleyhisselam, çıkarken selamlaşmışlardı. Orada Efendimiz'e Allah Teala'nın ona ne hediye verdiğini sordu Musa Aleyhisselam. O da 50 vakit namazı söyleyince Rabbine münacaat et, dön Rabbine münacaat et, niyazda bulun, senin ümmetin bu ağır yükü kaldıramaz. Bunda biraz hafifletme yapsın, bu 50 vakit mükellefiyeti biraz hafifletsin dedi Musa Aleyhisselam. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz birkaç kez gidip gelerek 50 vakit namazın 5 vakte kadar indirilmesi neticesi hasıl oldu. Buna da itirazlar çok oluyor hocam. Biliyorum, şimdi söyleyeceğim onu. Efendimiz nereye gitti geldi? Cenab-ı Hakk'ın yanına mı, haşa, bir padişahın sarayına, tahtının bulunduğu yere gidip gelmek gibi bir yere mi gitti geldi? Hayır. Efendimiz en son nereye gitmişti? Sidret-i Münteha'ya gitmişti. Tekrar Sidret-i Münteha'ya gitti. Yani ona verilen hediyeler orada verilmişti. Oraya gitti, orada secdeye kapandı, orada niyazda bulundu. Ve bu mükellefiyette eksiltme, hafifletme hadisesi orada gerçekleşti. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın hani huzuruna gitti, yanına gitti, münacatta bulundu gibi bir şey söz konusu değil. Şöyle bir itiraz da oluyor buna. Yani Musa Aleyhisselam'a mı düşmüş bu, Cenab-ı Hak'la Efendimiz arasında bir pazarlık mı oluyor? Efendimiz düşünemiyor mu? Musa Aleyhisselam ona akıl mı veriyor? Bak sen düşünemiyorsun, bu işlerde daha yenisin. Ben daha tecrübeliyim, sen git şöyle şöyle yap gibi. Böyle bir karikatürize eder tarzda bir anlatım da var. Bu, bir kere baştan söyleyelim, bu Miraç rivayetlerine ön yargılı bakışın bir ifadesi. Yani bu tavrı gösteren insanlar, gerçekten böyle bir hadise olmuşsa ben nebevi bir hakikatle dalga geçiyorum, onu böyle ironik bir şekilde anlatıyorum, bunun bana faturası ağır olur diye düşünmüyor. Ön yargılı davrandığı için böyle. Bu rivayetlerin aslı yoktur. Dolayısıyla bu Musa Aleyhisselam'ın bu sözü, Efendimizin gitmesi gelmesi falan, bunun da aslı yoktur gibi bir kendi vehmi üzerine bir hüküm bina ediyor yani. Miraç
hadisesinin aslı yoktur demek bir vehimdir, bir kuruntudur. Ve bu kuruntu üzerine de başka bir hüküm, başka bir netice bina ediyorlar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ya da başka herhangi bir peygamberin Cenab-ı Hakk'a kendisine yüklenmiş, teklif edilmiş bir sorumluluğu, bir mükellefiyeti, bir vecibeyi hafifletmesi için münacaatta, müracaatta bulunmasından, duada, talepte, niyazda bulunmasından daha tabii ne olabilir ki? Yani bu hemen hepimizin zaten günlük hayatında da cereyan eden bir şeydir. Biz Amener Resulü'yü okurken her gece Cenab-ı Hak'tan böyle bir niyazda bulunuyoruz zaten. Yani onda da bir beis yok. Bu Cenab-ı Hak bir şeylere sebep kılıyor. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina diyoruz biz namazda, Amener Resulü'de. Rabbimiz bizden evvelkilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lena bih, bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri yükleme diye biz de niyazda bulunuyoruz. Dolayısıyla bunda aykırı ne var? Anlaşılmayacak ne var? Musa Aleyhisselam bu işleri tecrübe etmiş bir peygamberdir. Evet. İsrail oğullarıyla onun yaşadığı macera burada anlatsak uzun gider. Yani Mısır'dan onları kölelikten kurtarıp da Filistin toprağına vaat edilmiş arz-ı mevuda, vaat edilmiş topraklara getirene kadar İsrail oğullarıyla arasında geçen şeyleri bizzat, hatta İslam kaynaklarını bırakın, Tevrat'tan bile takip etmek mümkündür. Kendi anlatımlarıyla Musa Aleyhisselam'a ne türlü sıkıntılar çıkarttıklarını, ne türlü nankörlüklerde, isyanda, başkaldırıda, kadir bilmezlikte bulunduklarını bizzat Tevrat'tan takip etmek mümkündür. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam bunları takip etmiş, bunları fiilen birebir yaşamış bir peygamber olarak Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e böyle bir tavsiyede bulunuyor. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. Evet. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tekrar çıktığı sema katlarını tekrar geri inerek Beytül Makdis'e tekrar iniyor. Oradan tekrar Burak'a binerek Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a tekrar intikal ediyor. Ve bunun, bütün bunların gecenin bir anında vuku bulduğunu da bize haber veriyor. Bir kısmı Kur'an ayetiyle, bir kısmı hadislerle sabit olarak. Bu hadise vuku bulduğunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke'deki müşriklere bu durumu anlatıyor. Yani ben dün gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürütüldüm, oradan göklere çıkarıldım diye anlatıyor. Tabi orada müşrikler aynen bugünkü modernistlerin mantığını kullanarak böyle bir şey olamayacağını söylüyorlar. Bir kısmı dalga geçiyor vesaire. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir'e gidiyorlar. Bak gel arkadaşın neler söylüyor. Bak bu gece acayip garayip şeyler olmuş. Gecenin bir vaktinde buradan İlya'ya gitmiş. Mescid-i İlya'ya, Mescid-i Aksa'nın bir adı. Efendim, oradan göklere yükselmiş filan falan, bak neler anlatıyor. Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık-ı Ekber makamına ulaştığı hadisedir o. O söylüyorsa doğrudur diyor. Geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulallah sen böyle söyledin mi diyor. Evet söyledim. Böyle yaşadın mı? Evet yaşadım. Amenna ve seddakna. Tam bir teslimiyetle işte sıddıklık makamında ekberiyet zirvesine ulaşmak da böyle oluyor. Delil istemiyor, şahit istemiyor. Acaba şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Tevil etmiyor. Sen söylediysen tamamdır. Amenna ve seddakna diyor. Tabi orada müşrikler Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i imtihan da ediyorlar. Hadi doğru söylüyorsan bize Beyt-i Makdis'in oraya gidip gelmiş olan
Müslümanlar tarafından Beyt-i Makdis'in kapılarını, pencerelerini bize söyle, tavsif et diyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de o anda şeyle Mescid-i Aksa ile arasındaki bütün engeller kaldırılıyor. Mescid-i Aksa gözünün önüne getiriliyor ve orada bakarak işte şurada şöyle kapısı var, burada böyle penceresi var, binanın şurasında şu var, burasında bu var diyerek onlara tek tek tavsif ediyor. Bu hadiseyi ilk anlattığında bize delil göster diyorlar. Efendimiz de diyor ki yolda gelirken bir kervana rastladım. O kervanın şöyle şöyle hususiyetleri vardı. Şöyle bir develeri kaçmıştı. O kervan ne zaman gelir buraya diyorlar. Diyor ki perşembe günü gelir. Perşembe gününü beklemeye başlıyorlar. Bizim bir takım kaynaklarımızda güneşin batmasının geciktirildiğini anlatan, daha doğrusu güneşin batmasının geciktirilmesi hadisesinin yaşandığı üç olaydan bahsediliyor. Bunlardan birisi budur. Kureyş beklemeye başlıyor. Kervan perşembe oluyor, gelmiyor. Güneş batacak vakte kadar bekliyorlar. Tam güneş batacağı zaman Cenab-ı Hak güneşin batmasını biraz yavaşlatıyor ve kervan geliyor. Bu sözünü ettiğim olaylar içerisinde rivayeten zayıf bulunmuş olan hadise budur. Rivayet olarak bu zayıftır diyor alimler. Çünkü kervan sabahleyin gelmiştir, akşam gelmemiştir diyorlar. Oraya kadar anlatılanlar sahihtir, doğrudur. Ama güneşin batmasının bu hadise içinde geciktirildiğini anlatan kısmı rivayetlerin tartışmalıdır diyorlar. İkincisi, güneşin batışının geciktirildiğini anlatan ikinci rivayet, Buhari Müslim gibi sahih hadis kitaplarında nakledilen bir rivayettir. Hazreti Yuşa bin Nun niyazı üzerine, onun duası üzerine gerçekleşmiş bir hadisedir. Musa aleyhisselam, az önce de söyledik, İsrailoğullarını vaat edilmiş topraklara kadar getiriyor. Fakat oradan içeriye girmek nasip olmuyor Musa aleyhisselama. Orada vefat ediyor. Yerine de Hazreti Yuşa'yı bırakıyor. Hazreti Yuşa, Amalikalılar denen bir kavim var orada. Onlarla savaşarak o topraklara giriyor. İşte o savaş esnasında bir cuma gün vuku buluyor bu savaş. Ertesi gün cumartesi ve İsrailoğulları için eylemsizlik günü. O gün hiçbir şey yapmayacak İsrailoğulları. Cumartesi yasağı var biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'le de sabit bu. Dolayısıyla güneş battığında cumartesi gün girmiş olacak. Savaşma durumları ortadan kalkacak. Cenab-ı Hakk'a dua ediyor Hazreti Yuşa. Güneşin batışı geciktiriliyor. Güneşin hareketleri yavaşlatılıyor. Ve o savaş bitiriliyor akşam olmadan. Ondan sonra vaat edilmiş topraklara girmeleri mümkün ve müyesser oluyor. Bu sahih ve sabit bir rivayettir. Pek çok kaynaktan naklediliyor. Üçüncü rivayet, güneşin batışının yavaşlatıldığını, bazı kaynaklarda güneşin battıktan sonra tekrar geri iade edildiği şeklinde de ifade ediliyor bu. Ama Allahu Alem, doğrusu güneşin batışının yavaşlatılması, hareketlerinin yavaşlatılmasıdır. Hendek Savaşı'ndan sonra Cenab-ı Peygamber Efendimiz başı Hazreti Ali radıyallahu anh'ın dizinde olduğu halde vahiy geliyor kendisine. İkindi namazının vakti çıkmak üzeredir. Vahiy gelme hadisesi sona erip de Efendimiz uyanınca, kendine gelince ya Ali ikindiyi kıldın mı diye soruyor. O da kılamadım ya Resulallah diyor. Onun üzerine Efendimiz dua ediyor. Güneşin batışı yavaşlatılıyor ve Hazreti Ali ikindi namazını kılıyor. Başta İbn-i Teymiye olmak üzere bu rivayetin uydurma olduğunu söyleyen pek çok insan olmuş. Fakat buna mukabil
bu rivayetin sabit olduğunu söyleyen pek çok alim var. Hadis uleması içerisinde pek çok insan var. Bu rivayetin uydurma olduğunu söylerken İbn-i Teymiye bunu Minhacü Sünne isimli bir Şii'ye reddiye olarak kaleme aldığı eserinde söylüyor. Bu eserin bir özelliği olarak alimler diyorlar ki bu çok muazzam bir eser. Gerçekten çok kapsamlı, çok kuşatıcı bir eser. Fakat reddiye olduğu için bazen İbn-i Teymiye burada duygularıyla hareket etmekten kurtulamadı. Hazreti Ali Efendimiz'in menakıbı, fezaili cümlesinden olan bazı şeyleri de ki o Şii naklediyor bunu. Onu reddetmek için bu tür rivayetleri de reddetti diyorlar. Yani kantarın topuzunu ayarlayamadı, biraz işin dozu kaçtı diyorlar. İşte bu rivayetin uydurma olduğunu söylemesinin sebebi de budur diyorlar. Şii'yi reddedeceğim derken rivayetin sıhhatine taan etti diyorlar. Evet, dolayısıyla bu rivayetin uydurma olduğunu söylememiz için elimizde bir sebep yok. Pek çok hadis alimi var. Bu rivayetin mevsuk olduğunu, güvenilir olduğunu söylemiş. Bir düzeltme yapayım. Kervanın Efendimiz Perşembe günü geleceğini söylemiş dedim. Çarşamba olacak o. Onu düzeltmiş olalım. Son olarak bu Miraç hadisesi ve Miraç mucizesi ile ilgili olarak bir noktanın daha altını çizelim. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Mescid-i Aksa'ya ilk gittiğinde orada peygamberlere imam olduğunu anlattı rivayetler. Sonra gökyüzüne, gök katlarına, sema katlarına yükseldiğinde aynı peygamberleri orada tekrar gördüğünü söylüyor rivayetler. Buradan hareketle de Miraç hadislerine itiraz ediyorlar. Bu peygamberler az önce Mescid-i Aksa'daydı. Orada Efendimiz'e cemaat oldular. Sonra her bir sema katında onlara ayrı ayrı rastlamaya başladık. Bu nasıl iştir? Bunlar oradan oraya mı çıktılar? Yahut bir peygamberler ölmemiş miydi? Nasıl oldu da cemaat oldular, namaz kıldılar, sema katında bunlara Efendimiz rastladı. Bunlar ölmüş gitmiş peygamberler. Bu nasıl oluyor? Belki de Miraç rivayetleriyle ilgili olarak müstakim düşünen insanlara bile acaba dedirtebilecek bir şeydir bu, bir itirazdır. Burada bilmemiz gereken bir şey var. Varlık boyutu, varlık alemi sadece bizim yaşadığımız bu boyuttan ibaret değil. Yani biz mevcut hayat boyutlarından bir tanesini yaşıyoruz, idrak ediyoruz. Bunun dışında da hayat boyutları var. Söz gelimi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette şehitlere ölü demememiz gerektiğini Cenab-ı Hak bize açık, zahir ifadelerle emrediyor. Şehitlere ölü demeyin, Allah yolunda öldürülmüş olanlara ölü demeyin. Bilakis tam tersine onlar diridir ama siz hissedemiyorsunuz. Onların diri olduğunu hissedemiyorsunuz. Başka bir ayette bilakis onlar diridir ve Rableri katında rızıklandırılıyorlar. Şimdi böyle olunca biz şehitlere ölü diyemiyoruz. Bunlar ölü değil. Onlar diri. Fakat bizimkinden farklı bir hayat boyutunda yaşıyorlar. Çünkü ölü rızıklandırılmaz. Bir de Kur'an-ı Kerim böyle bir ifade kullanmaz. Yani onlara ölü demeyin. Tam aksine onlar diridir ama siz hissedemiyorsunuz. Eğer gerçekten burada hakiki bir dirilikten, bir hayat durumundan söz edemeyeceksek, Kur'an-ı Kerim'deki bu vurgulu üslubu izah etmemiz mümkün olmaz. Dolayısıyla şehitler ölü değil. Şehitler ölü değilse, onlardan daha eftal, daha üstün olan peygamberlerin aramızdan ayrılmış olması da onların ölü olmasını gerektirmez. Onlar da diridir. Onlar da bir başka hayat boyutunda diridir. Ama biz idrak edemiyoruz.
Ulema diyor ki hatta Mescid-i Aksa'ya girip peygamberlere namaz kıldırmadan önce Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o Miraç rivayetleri zımnında Musa Aleyhisselam'ı gördüğünü, onun kabrinde namaz kılmakta olduğunu söylüyor. Evet, dolayısıyla diyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mescid-i Aksa'da peygamberlere namaz kıldırmıştır. Oradaki o yaşanan hadise peygamberlerin ruh maal ceset, yani ruh ceset birlikte yaşadıkları bir hadisedir. Sonra sema katlarındaki karşılaşmaları, selamlaşmaları vesaire İsa Aleyhisselam dışındaki peygamberler için onların ruhlarıyla selamlaşmadır diyor alimlerimiz. İsa Aleyhisselam ruh beden birlikte göğe çekildiği için o ruh beden oradadır. Buna böyle itikat ediyoruz, böyle iman ediyoruz. Onun dışındaki peygamberler için sadece ruhlarıyla görüştü, ruhlarıyla selamlaştı şeklinde bir izah getiriyor alimlerimiz ki Allahu alem doğru olan da budur. Evet, Miraç'la ilgili olarak benim anlatmayı tasarladıklarım özetle bunlar. Varsa sorularınızı alayım. Evet, arkadan bir el. Bazı rivayetlerde Refet adı da geçiyor. Acaba başka bir aynı. Aynı. Bu refref şeyde geçiyor. Sidre-i Münteha'nın ötesine geçtiğinde Efendimiz Sidre-i Münteha'nın ötesine refrefle geçtiği anlatılıyor bazı rivayetlerde. Ama Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidişi Burak'la. Evet. Hocam, siz bu mesela bahsetmiştiniz ya, mesela bazı ilahiyatçılar veya profesörler mesela Kur'an'da mesela gramer hatasının olduğunu söylüyor. Evet. Ama bu tamamen imana aykırı olmaz mı? Tabii ki. Yani Kur'an'da hata olduğunu söylemek bir insanın itikadını tehlikeye düşürür mü? Tehlikeye düşürmeyi bırakın. Bu açıkça küfürdür. Kur'an'da hata olduğunu söylemesi bir insanın açıkça küfürdür. Yani bunun getireceği zararlar, doğuracağı sıkıntılar filan bir tarafa, siz Kur'an'ın naklinde bir şüphe vardır demiş olursunuz. Bunun doğuracağı sıkıntılar, problemler olur. Bunlar bir tarafa, Kur'an'ın bize kadar Cenab-ı Hakk'ın korumasız ile bize kadar intikal ettiği ile ilgili vahyi, ayeti inkar anlamına geldiği için bu küfürdür, Allah korusun. Peki bunu mesela hissedemiyor, göremiyor o kadar. Hocam, manevi mütevatir olduğu kesin olan bu olaylar bazı alimlere göre inkar küfür gerektirirken, yani İsa Aleyhisselam'ın huzuru gibi. Şöyle otursanız da görsem sizi. Evet. Miraç gibi hadiseleri, yani nasıl diyeceğiz, bunlar ehli sünnetten çıktığı kesin de yani. Evet. Mesele şöyle, toplam bir inkar var. Yani evet. Orada oksijen yok, nasıl yaşasın vesaire. Yani nasıl olacak durum? Evet. Şimdi burada bir incelik var. Çoğumuzun gözünden kaçıyor o incelik. Ben bu soru için teşekkür ederim. Önemli bir soru bu. Eyvallah. Şimdi usulü fıkıhçıların bir tevatür tarifi var. Bir de usulü hadisçilerin tevatür tarifi var. Usulü fıkıhçılar tevatürü yalan üzerinde ittifak etmeleri mümkün olmayacak sayıdaki çok kalabalık kitlelerin birbirine nakliyle bize kadar intikal etmiş şeyler diye tarif ediyorlar. Buna da şöyle örnek veriyorlar. Mesela biz gitmedik, görmedik. Diyelim ki Washington diye bir şehir varmış. Biz gitmedik, görmedik, bilmiyoruz ama gözümüzü açtık. Hep atadan dededen duyarız böyle bir şehir varmış. Bizde bir yakin hasıl olur ki biz gitmesek de görmesek de böyle bir şehir var. Veya falan memlekette bir hükümdar varmış. Şöyle adaletliymiş, böyle iyiymiş, böyle salihmiş. Gitmedik, görmedik, tanımıyoruz ama o kadar çok yoğun söylenen bir şey ki artık kitlesel rivayet bu. Bütün bu şeyi bize anlatan insanların hepsinin bu böyle bir yalan uydurma konusunda oturup söz birliği etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla inanıyoruz ki böyle bir hükümdar vardır.
Buna İslam içi örnek verirken de ezan diyorlar mesela. Hac menasiki diyorlar. Beş vakit namaz diyorlar. Bunlar aslında baktığınızda ameli tevatürdür. Yani ümmet kitlesel olarak böyle amel ede gelmiş. Biz bu konularda kavli rivayet bulamasak bile, bilemesek bile bunun Efendimiz'den geldiğinden şüphe etmiyoruz. Namaz beş vakittir, şöyle vakitlerde kılınır, şu kadar rekattir, hac şöyle yapılır, zekat şöyledir, oruç böyledir. Bunlar ameli tevatür olduğu için ayrıca biz kavli rivayet aramayız burada. Bu usulü fıkıhçıların tevatür anlayışı ve tarifidir. Usulü hadisçilere gelince, usulü hadisçiler derler ki, burada biz acaba bu tevatür seviyesine ulaşması için bu kalabalık insanın, ravinin kaç tane olması lazım ki buna ulaşsın, ne diyebiliriz demişler. Bir kısmı 7 demiş, bir kısmı 12 demiş, bir kısmı 9 demiş, bir kısmı 40 demiş, bir kısmı 70 demiş. Bunu da tabii her biri Kur'an-ı Kerim'deki bir şeyden hareketle söylemişler. İşte Ashab-ı Kehf kaç kişiydi? 9 kişiydi. 9 kişi olursa bu iş olur. Yok efendim işte Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na giderken yanında kaç tane İsrailoğullarından götürdü? 70 tane. Demek ki 70 olsa olur. Bu 70 kişi geri dönüp İsrailoğullarına diyecek ki Musa Rabbinden Tevrat diye bir kitap getirdi. Onlar da inanacaklar. Demek ki 70 kişinin haberi insanda kesin bilgi hasıl eder gibi. Fakat en sonunda hadis usulü alimleri demiş ki burada kesin bir rakam vermek doğru değil. Bizde kesin ilim hasıl eden her rivayet mütevatirdir demişler. Bu ister 10 kişi olsun, ister 20 kişi olsun, ister 50 kişi olsun fark etmez. Bu bizde kesin ilim hasıl eder. Tam da problem buradan çıkıyor. Tevatürün inkarı küfürdür diye bizim kaynaklarımızda yer alan ifadenin, hükmün kastettiği usulü fıkıhçıların tevatür tarifidir. O tevatüre giren hususların inkarıdır. Dolayısıyla usulü hadisçilerin tevatür mütevatir dediğine usulü fıkıhçılar meşhur diyor. Bizim kitaplarımızda hemen her kitabımızda, her itikat kitabımızda yer alır. Miraç rivayetleri meşhurdur. İnkar eden kafir olmaz, bid'atçı olur hükmü. Sebebi budur. Buyurun. Evet. Evet. Hani onları soracağım, nasıl anlayabiliriz diye. İşte hani Rabbinden bir mucizevi belge indirilmeli değil miydi? Evet. Hani cevaben bu ilahi kelam onlara yetmedi mi gibi, evet, ayetler. Bir diğer hocam, bu Miraç meselesindeki akla takılan noktalardan biri, hani Peygamber Efendimiz'in hangi mekana doğru gidip gelip namaz sayısını azaltmasından ziyade Allah tasavvuruyla ilgili sanır. Yani hani Allah kaldıramayacağı yüklemez buyurdu. Ama bir yandan da işte Hazreti Musa diyor bu ümmetine ağır gelir diye. Yani beşe indirildi. On katını söylüyor Allah ilk başta. Hani evet. Böyle bir şeyi Allah ilk başta söyleyebilir mi? O ümmeti Hazreti Musa'dan daha iyi bilmiyor mu? Evet. Yaklaşmayabilirim çünkü hani şöyle bir şey söylerim. Şu an pek çok insan
Peki, tamam. Sonuncusundan başlayalım. Biz bunun, yani Miraç mucizesinin helak edici mucize kabilinden olmadığını söyledik. Bu müşriklerin meydan okuması neticesinde meydana gelmiş mucizelerden birisi değildir. Dolayısıyla bize hadi peygamberliğini ispat et dediğimizde, o da ben miraca çıktım geldim derse, bu ikna edici bir mucize olmaz. Evet, amenna ve seddakna. Dolayısıyla helak edici mucize değil bu. Müşrikler meydan okumuş da Efendimiz bunu söylemiş, bunu yaşamış değil yani. Bunu baştan söylüyoruz ki Efendimiz'e helak edici mucize verilmemiştir. Verilseydi muhatapları helak olurdu, tebliğe muhatap kimse kalmazdı ve daha bu din başlamadan biterdi. Dolayısıyla bu teyit maksatlı, teselli maksatlı, takviye maksatlı dediğimiz birkaç mucize türü var helak ediciler dışında. O cümleden bir mucizedir diyoruz. Hayır, anlatmışlar da biz bilmiyoruz bunu. Yani mucizeye itiraz edenler mucize konusunda detaylı bir çalışma yapıp hangi tür mucizeye itiraz ettiklerini söylemiyorlar. Bunu biz onlar adına söylüyoruz. Diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de geçen mucize, ayet vesaire gibi kavramlar, mucize geçmiyor da ayet geçiyor daha ziyade. Tek bir tür mucizeyi anlatmaz. Bunlara bir böyle kuş bakışı baktığımızda birkaç tür mucize var bunların içinde. Bir kısmı helak edicidir, bir kısmı değildir. Dolayısıyla peygambere veriliş maksadına göre değişir. Eğer peygambere müşriklerin şunu yapmazsan sana inanmayız, hadi doğru söylüyorsan şunu yap tarzındaki tahrik edici tekliflerine Cenab-ı Hak tarafından olumlu cevap verilseydi, ki bunu Kur'an'da açıkça söylüyor, görüyoruz. Geçen hafta bunu söylemiştim. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e helak edici mucize verilmeyişin sebebi evvelkilerin bunları inkar etmiş, helak olmuş olmalarıdır. Yani Muhammed Esed çok tehlikeli bir şey söylüyor burada. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti daha evvelki peygamberlere mucize verilmesinin çok da işe yarayan bir şey olmadığını gösteriyor. Allah korusun, bu çok tehlikeli bir şey. Kur'an-ı Kerim'in kastı, Cenab-ı Hakk'ın muradı bu değil. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, senden evvelkilere verdiğimiz mucizeleri sana vermeyişimizin tek sebebi onların bunu inkar etmiş, dolayısıyla helak olmuş olmalarıdır. Yani sana da vereceğiz bunu, kavmin inkar edecek, kavmin helak olacak. Yoksa mucize işe yaramıyor diye bir şey yok. Allah korusun. Cenab-ı Hak dilese hemen 5 vakit namaz farz edemez miydi, farz kılamaz mıydı? Niye önce 50 vakit oldu sonra 5'e indi? Biz burada Cenab-ı Hakk'ın bize olan rahmetini, lütfunu, merhametini görmemiz lazım. Çünkü bu bizzat Kur'an içinde de benzerlerini gördüğümüz bir şeydir. Enfal suresinin 65. ayetinde mesela Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ya eyyühen nebi yuharridil müminin alel kıtal, ey nebi, müminleri savaşa teşvik et. İn yekum minkum işruna sabiruna yaglibuna mi'eteyni, sizden 20 kişi olursa sabreden 200 kişiye galip gelir. 20 kişi 200 kişi. Ve in yekum minkum mi'etun yaglibuna elfen minellezine keferu, eğer sizden 100 kişi olursa sabreden 1000 kişiye galip gelir. Fakat 66. ayette Cenab-ı Hak hemen bu hükmü hafiflettiğini bize haber veriyor ve buyuruyor ki, el an haffafallahu ankum ve alime enne fikum da'fan. Allah şu anda hemen bu hükmü sizden hafifletti ve bildi ki sizde bir zaaf var, bir zayıflık var. O halde fe in yekum minkum mi'etun sabiratun yaglibune mi'eteyni, sizden sabreden 100 kişi 200 kişiye galip gelir. Bir evvelki ayette 1000 kişi demişti. Burada onu 200 kişiye indirdi. Kendisi yaptı. Hemen arkasından, hemen arkasından. El an, şu anda Allah bildi. Ve in yekum minkum elfun yaglibuna elfeyni biiznillah. Sizden sabreden 1000 kişi olursa 2000 kişiye galip gelir. Dolayısıyla diyebilir miyiz ki Cenab-ı Hak bunu biliyordu. Müminlerde zaaf var. Onlar 100 kişi 1000 kişiye galip gelemez. Böyle bir zaaf var.
Bu sahabe-i kiram için olmasa bile daha sonra gelecek kuşaklar için büyük bir yüktür. Bunun altından kalkamazlar. Bunu bildiği halde bir önceki ayette öyle buyurdu, sonra böyle buyurdu. Dolayısıyla burada bizim Cenab-ı Hakk'ın lütfunu, ikramını aramamız lazım bize dönük olarak. Daha başka hikmetleri var mıdır? Tabii ki vardır ama Allah-u Alem. Evet. Hocam, şimdi Miraç konusuyla girdik, hadis, Miraç'la ilgili hadislerle girdik ama hadislerin mesela Sahih Buhari'de geçen hadislerin tamamına inanırım demenin, bütün hepsine inanırım, %100 inanırım demenin bir Kur'an-ı Kerim'e kıyasla bir şirk konusu olduğuna dair iddialar var. Niye şirk olsun ki? Yani %100 olduğuna, doğru olduğuna inanman gereken tek kitap Kur'an-ı Kerim. Eğer sen bir kulun meydana getirdiği, oluşturduğu, bir araya getirdiği, toparladığı bir şey %100 burada yazıyorsa doğrudur, buna iman ediyorum dersen Kur'an-ı Kerim'e kıyasla bir şirk olabilir. İddialarım. Yani bu şuradan çıkıyor tabii. Şöyle, öyle bir şey örnek veriyorlar ki mesela. Hem bu konuda biz hem hadis alimi değiliz, hem de bu konunun dertlisi değiliz öz eleştiri olarak. Hani bilmiyoruz da. Öyle bir şey söylüyor ki bir anda, böyle diyor bak işte diyor, hani buna nasıl inanırsın gibi. Böyle insana böyle bir evet. Şimdi şöyle bir şey var. Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edileceği, Cenab-ı Hak tarafından koruma altına alındığı ifade buyurulmuş. Biz buradan Kur'an dışında başka hiçbir şeyin korunmadığı neticesini kendimiz çıkarıyoruz. Kur'an böyle bir şey söylemiyor ki. Yani gene az önce söylediğimiz şey oluyor aslında. Kendi hevamızı esas alıyoruz, onun üzerine yeni hükümler bina ediyoruz. Cenab-ı Hak Kur'an'ı koruyacağını vaat etmiş. Amenna ve seddakna. Bu Kur'an dışında başka hiçbir şeyi korumadığını mı gösterir? Şimdi orayı iddia ettiğimizde de bu rejim ayeti ve keçinin yemesi konusunda... Bu Kur'an değil ki ama. Hayır, hiç alakası yok. Yani ona Kur'an ayeti desek bile, ki bunu defalarca açıkladım ben. Biz ona Kur'an ayeti desek bile metni neshedilmiş bir şey olduğu için bizim için o artık Kur'an ayeti değil. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a önce indirilmiş, ezberletilmiş, sonra da unutturulmuş ayetler var mı? Var. Nereye gitti bunlar? Yani soruyor muyuz hiç mesela biz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmiş, Kur'an olarak ezberletilmiş, sonra da unutturulmuş ayetler var. Bunlar ne oldu? Nereye gitti? Ayet var. Senukri'uke felâ tensâ illâ maşâ Allah. Biz bu Kur'an'ı sana okutacağız. Unutmayacaksın. Allah'ın unutmanı dilediklerim müstesna. Elbette, elbette, elbette. Evet. Ya bunu tamamlayayım. Yani dolayısıyla biz o ayetleri sormuyoruz. Bu unutturulmuş ayetler ne oldu? Nereye gitti? Keçi mi yedi? Yağmur mu yağdı? Deprem mi? Sel mi? Yangın mı? Ne oldu? Çünkü bizim için o önemli değil. O metni Kur'an değil bizim için. Bizim için bir şey ifade etmiyor. Eğer o rejim ayeti diyeceksek ona, o bir ayet idi diyeceksek, o da unutturulmuş, Efendimiz'e unutturulmuş ayetlerden birisidir. Dolayısıyla bizim için onun akıbetinin ne olduğu hiç önemli değil. O Kur'an'ın korunmadığına bir delil yapılamaz. Çünkü o Kur'an değil. Artık bizim için Kur'an değil. Kaldı ki önemli bir kesimi alimlerin diyorlar ki bu ayet değil. Bu sünnetle sabit bir hüküm. Buna ayet denmesi, bazı rivayetlerde, sahabeden gelen bazı nakillerde buna ayet denmiş olması Allah'ın indirdiği bir hükümdür anlamına gelir diyorlar. Yoksa bu Kur'an ayetleri zımnında bir ayetti demek değildir diyor. Evet. Efendim? Buhari konusunda da şöyle bir ayet. Ha şöyle, Buhari'ye şöyle diyelim. İmam Buhari'nin sahihinde yer alan tekrarlarıyla birlikte 9000 küsur rivayet var. Bu rivayetin her bir kelimesini İmam Buhari tekeffül etmiş mi, etmemiş. Biz Sahih-i Buhari'de bilhassa şevahit babından yer almış bir takım zayıf rivayetleri bulunduğunu söylüyoruz. Bu işin erbabı bunu biliyor zaten. Kitabın aslını, usulünü teşkil edenler dışında şevahit bakımından başka rivayetleri takviye için bunlar sevk edilir. Şevahit ya da itibar diyoruz biz bunlara. Bir hadis alimi bir kitabında
bir hadis nakleder, sonra onu takviye için başka bir hadis daha nakleder. İşte bu ikinci hadis zayıf olabilir. Buhari'de de Müslim'de de bu tarz rivayetler vardır. Ama bu iki kitabın usulü, aslı, esas omurgasını teşkil eden rivayetler arasında zayıf yoktur. Bir kimsenin böyle demesi, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bize kadar korunmuş gelmiş bir birikimin, bir müktesebatın olduğunu ifade eder. Bu niye bizi rahatsız etsin ki? Bundan rahatsız olacaksa Yahudiler, Hristiyanlar rahatsız olsun. Efendimiz'den bize korunarak gelmiş onun sözleri, fiilleri, takrirleri, sünneti, bu bizim için iftihar vesilesidir. Yani ben bunu anlamıyorum. Niye rahatsız oluyorlar bundan? Ha, bu niye şirk olsun bir de? Yani bu niye şirk olsun? Cenab-ı Hak ben Kur'an dışında başka hiçbir şeyi muhafaza etmedim buyurmamış ki. Ben Kur'an'ı muhafaza edeceğim buyurmuş. Bu neyi gösterir? Kur'an'ın muhafaza edildiğini gösterir. Başka? Başka bir şeyin muhafaza edilmediğini söylemek için ayrı bir delile ihtiyaç var. Sünnet muhafaza edilmemiştir diyorsa biri, bize onun delilini gösterecek. Buhari'deki şu hadis muhafaza edilmemiştir diyorsa bir adam, bize onun delilini gösterecek. Ezberden böyle genellemeler yaparak filan bu iş olmaz. Evet, peki. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.